Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün yine size çok güzel böyle kibar, narin bir çanta sapı anlatmaya çalışacağım. Tığ olarak bunu kullanacağız. İpimiz ise makrome ipi. Şöyle aparatınız ne kadarsa o genişlikte ilmeklerinizi alın. Ben buna şimdi 5 tane ilmek alacağım arkadaşlar. 1, şöyle ipi de arada götürelim. 2, 3, 4 ve 5. Toplam 5 tane ilmekle geldim. Sonda bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Ve arka kısımda komple kaydırma yapacağız. Sapımız bitene kadar sürekli arka kısımlarda kaydırmayla ilerleyeceğiz bu şekilde. Bir zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada bakın şu şekilde hemen ilmeklerin diplerine girerek bir sıra saralım arkadaşlar. Biraz önce yapmış olduğumuz kaydırmayı şöyle sırayla bakın yan yana sarıyoruz. Şöyle. Sona geldik. Bir zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. Arka kısımda kaydırma yaparak yine ilerliyoruz. Şimdi birazdan bu sırada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet, bu arada 4 ilmekle başlamışım. Bir zinciri çektim, döndüm. Şimdi arkadaşlar burada bakın şu altta görmüş olduğunuz ilmekler V şeklinde. Bu ilmeklerin tam ortasına giriyoruz bakın. Şöyle. Tekrar bakın şurada V şeklinde gördüğünüz ilmeğin tam ortasına giriyorum. Bakın. Şöyle V şeklinde ortasına giriyorum. Yine bakın şuradaki ilmeğin de böyle ortasını açarak giriyoruz ve tam ortasından girdiğimiz zaman bakın üst üste bu şekilde bir görüntü oluşacak arkadaşlarım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. Yine arka tarafta komple kaydırma yaparak ilerleyelim. Ön kısımdaki işlemi bir daha yavaş yavaş göstereyim ve bitirelim. Çünkü yapacağımız tek şey bu. Son kısımlarında zincir çekmeyi unutmayın. Bakın burada yine geldik. Tekrar gösteriyorum. Şuradaki V. Bu V'nin içerisine giriyoruz. Ve ilmeğimizi bakın buradan çıkarıyoruz. Yine şuradaki V içine giriyorum. Ve ilmeği buradan çıkarıyorum. Tekrar şurada V'yi görüyorsunuz bakın şurası. Giriyorum, çıkarıyorum. Yine en sonunda bakın ve burada ilmeğin içine giriyorum ve çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum ve arka tarafta komple yine ne yapıyorum? Kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın arka kısımları hep böyle kaydırma olacak. Bir zincirle kapatıyorum, dönüyorum. Döndüğüm zaman tekrar göstereyim bakın. V şeklinde alttaki ilmeğin tam o V'nin içinden alıyorum. Tek yaptığımız şey bu. Farklı bir şey yok arkadaşlar. Bakın şu V'lerin içerisinden alıyoruz. Şöyle tam V'nin içinde. Buna dikkat edeceğiz sadece. Şu sondaki V'yi de biraz toparlayarak şöyle. Evet. Böyle. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum ve yine kaydırma yapıyorum.